Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Gözümü şöyle çıkartayım. Arabadayım şu anda. Eşimi almaya gidiyorum. Daha sonra güzel bir yemek yiyeceğiz. Öğlen yemeği yiyeceğiz. Ve daha sonra da güzel bir ayakkabı alışverişine gideceğiz arkadaşlar. Yine keyifli olacağını düşündüğüm vlog vari, kutu açma vari, alışveriş ve hayat videosu sizlerle olacak. Sonuna kadar izlerseniz çok sevinirim. Like ve yorumlarınızı da mutlaka bekliyorum. Bugün almayı düşündüğüm bir ayakkabı var. O da KD14. Yeni çıktı. Çıkar çıkmaz incelemeyi istediğim bir model. Daha doğrusu her ayakkabıyı çıkar çıkmaz incelemeyi istiyorum tabii ki ama durumlar her zaman müsait olmuyor veya ulaşılabilir olmuyor. O yüzden KD14'ü alalım istiyorum. Mağazada da ne var ne yok sizlere onu göstermeye çalışırım. Ankamol'e gideceğiz. Türkiye'nin en büyük Nike mağazasına gideceğiz. Hatırlarsanız yakınlarda da bir tane yapmıştım yine bu şekilde. Bayağı seviyorum o mağazayı. İçerisinde çok güzel ürünler oluyor. Koşu, antrenmandan tutun da basketbolunda harika ürünler var. Evet bakalım KD14'ün istediğimiz rengi, bedeni, numarası var mı? Veya hangi ayakkabılar var, neler var? Ona göre bir tane tercih yapacağız artık. Belki bu videonun sonlarına doğru da farklı bir spor salonuna gitmek istiyordum. Orayı deneyebilirim. Hatta direkt KD14'ü alırsam eğer, kafamda şu an kuruyorum. Hani direkt onu alır ve giderim. Arkasına da hemen test etmiş olurum gibi düşünüyorum. O yüzden sonuna kadar izlemeyi unutmuyorsunuz. Evet arkadaşlar, eşimi aldım. Şimdi güzel bir kebapçıya geldik. Geçen yemiştik. Burada tadı damağımızda kalmıştı. Tekrar burada bir gömelim istedik. Geldiğimizde hep Ekrem oluyor yanımızda. O zaman bayağı yemesi zor oluyor çocukla ilgilenmekten. Şimdi güzel güzel gömebileceğiz. Arkadaşlar gerçekten çok lezzetliydi. Lahmacunumuzu yedik, mezeleri de tekrar değiştirdik. Şimdi ben döner aldım. Şimdi beyti aldı. Bu şekilde. Gömüyorum yani. Hiç acımadan gömüyorum hatta. Bayağı acıkmıştım. Güzel oluyor. Evet arkadaşlar, Ankamol'e geldik. Nike'a doğru geçiyorum. Evet bakalım ne modeller var. Evet geldik. Bu sefer şu içinden geçmek istiyorum şuranın. Tek gözüm bunları yakaladı. Evet modeller modeller. Evet yine basketbol tarafına gidiyorum. Biraz kalabalık gerçi orası. Nasıl yapsak? Yeni modeller gelmiş arkadaşlar. Oldukça da güzel şeyler var her zamanki gibi. Buradaki her şey mi bana güzel geliyor yoksa gerçekten güzeller mi? Yoksa burada olduğu için mi? Sergileme şeydi güzel. Aynen. Aynen. Birazdan şimdi şuraya geçeceğiz. Kalabalık diye o tarafa yanaşmadık. Çok beğendim. Çok beğendim. Ama kısa gibi biraz. Acaba small diye mi öyle geliyor bana? Zain koleksiyonu. Güzel, şu şortunu beğenmiştik. Renkli. Renklisini beğenmiştik. Aynen. Şunu beğenmiştik. Şu güzeldi. Biraz da bir deniz şortumsu. Değil mi? Neyse. Aynen şundan alacağım. Küçük ayakkabısı gibi ya. Çünkü bu küçük numara da o yüzden aşkım. Evet.
It's getting late, but I'm only getting started. And now they're playing my song. You look at me and think, damn, she's broken hearted. But you could not be more. When I pull up in that brand new thing with the iced out chain and the new chinchilla. And you aim for the heart. Bence bak şimdi daha güzel oldu. Ha? Şöyle soda mı iyiydi? Evet. Değil mi? Biraz şey garip yaptım. Ama elde bence kesinlikle daha kaliteli. Özellikle şu iç tarafını falan ben beğendim. Baksana altı mı altı. Tatlı mavi. Hoş. Siyah bence sence? Bence kırmızı de olarak. Yok diğer hiç çok güzel. Kötü. Çok kötü evet. Ayakkabılarım da yapıyor. Bu sefer yanlış tercih. Sen bir ayakkabı daha izi koleksiyon. Ooo aşırı da. Bununla bile zor oldu. 45 mi bu? Hı? 45 mi? Aynen 45. Şaşırdım şu an. Dar mı geldi? Daha çok dar geldi. Basket çorabımla gelmedi mi? Ona rağmen böyle darsa. İnce çorap var. Yani çok ince çorap var ya. Ama solu deniyorsun öyle düşün. Başka bir şey gelecek. Bak bir çorabı. Bilmiyorum. Yani biraz da fit. Biraz daha ince olsun. Aynen. İnce olsun olduğu için onu biraz ayak yaptığında göre. 45.5'u var mı? Ona bak onu da denemiş olayım en azından. Evet, ilk defa böyle bir şeyle geliyorum ha. Hiç ayağımı da çok beğenemedim. Çok tombik durdum. Ayağım tombik mi durdu? Hı hı. Yok be. Çok yukarıdayım sen falan. Yukarıda ve tombik. Sanki yukarıda gibi var. Bence güzel ya. Benim hoşuma gitti. Bunun altına bile giyerim ben bunu diyorum. Ben beğenmedim. Bir 5.5 da çok büyük o zaman. Bakayım mı? Yerinin yanlığı mı lazım? Çünkü parmak uzun sağ buraya gelmiş. En kötü giyilmek. Şöyle bir parmak falan boşluğu var. Yani bayağı büyük duruyor zaten. Adım atacağım bakayım nasıl hissettiriyor. Yani bu sefer de aynen önden bir... Yine bak şuralardan tutuyor biliyor musun? Muhtemelen bu askı yapısından kaynaklı bir darlaşmaya. Yoksa şu tam şuradan... Şuradan çok iyi kavradığı için dar hissettiriyor ama bence şey yapılır yani 45 iyidir. Evet. O da aynısının low modeli. Sen sürekli bunları beğeniyorsun. Evet ya ben çok beğendim bu ayakkabıyı. React altı bunların köprüğü. Hoş ya ben çok rahat edersin biliyor musun? Bir denet bence. Bu zaten aldık. Bu zaten gördük. Keşke bunu alsam yerine. İğrenç bir ayakkabı. Hiç beğenmedim. Cidden beğenmedim. Öyle mi diyorsun? Şu, 1700 lira. Bunları normalde de giyersin zaten değil mi? 1500 lira biliyor musun? 1700 dedim. Ha, 1700, alçakları 1500.
Bunlar asıl leş. Ben asıl şunu çok beğendim ya. Bayıldım bunlara. LeBron 18 Low. Hem ünlü React çok harika, şu da çok güzel bence. Yani tam böyle günlük de giyilebilecek gibi bir model. Bayağı hoşuma gitti. Fiyatı arkadaşlar 1450 lira. Bunun da mı öyle? 1450. PG'ler işte. Aynen. Çok tatlıymış renkli. Çok güzel değil mi? Değişik ya. Bir sade ya. Değil mi? Sen bunu almıştın değil mi? Yok, ben bunu almadım. Keşke bunu alsaydım. Benim aldığım daha beyazdı. Burada yok şu anda. When I pull up in that brand new thing with the iced out chain and the new chinchilla, and you aim for the heart when you walk on the floor, you a rude gal, Batman killer. But you ain't never. Şu özel, aşkım bakar mısın, inanılmaz kalite yapıyor. Biri bu, almak istedim. Sonucuma iki, hangisiydi? Bunlar. Bu rengi değil ama farklı bir rengi yeni gelmiş. Bunlar 1600, aynen. Nike Zenith Invincible Run diye geçiyor. Şu dokunsana şunu, yumuşaklığını bir hissetsene. İnanılmaz bir şey. Onun dışında, ya işte bak şunu çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum çok güzel gidiyor. Aynısı. Bir daha bir üretilenler var zaten ama bu rengi değil. Bayanlarda çok sen daha güzel renkler. Sen çöpte üretilen şeyi almıştın. Basket ayakkabısı, evet, bunun yürüyüş ayakkabısı. Çok güzel. Çok sert bence. Bilmiyorum, içine giyip bir denemek çok lazım. Bilmiyorum. Bir de tabii ki şunu da çok beğeniyorum. Bu var zaten değil mi? Yok. Yeni modeli mi? Sipariş ettim, Nike'dan bir türlü gelmedi. Hala hatta, gelmedi mi? Yok, 5 aydır bekliyorum. İptal edebilirim aslında onu. Şey, ID mi yapmıştın? ID yapmıştım, aynen. Bak bayanlarda çok güzel o renkleri var. Aynen, ben de onu beğendim. Şunu aslında sana alabiliriz. 1250 lira. Senin Katie'ni almayı sana alabiliriz. Mesela. Olabilir. Şu da güzel. Bayan modelleri zaten hep çok güzel. Senin beğendiklerin şunlar, double stack'ler. Ha evet ya. Bu ne böyle ya? Çok beğeniyorum. Şuna bakar mısın? Çok güzelmiş. Zoom'a doyarsın bunu. Evet. Bununla zoom'a doyarsın. Şu da tatlıymış. 1950-60 lira. Evet, çok pahalı. Gidiyorum, en pahalı ayakkabıyı beğeniyorum ben de ya. Ah. Şu da güzelmiş. Evet. Bu da şey, Super Rap'in şeyi, light versiyonu. Aynen, güzelmiş. Hadi şimdi neyse, fazla vaktimiz yok. Şu da şey değişikmiş. O da değişik. Ayakkabı daha iyi çıkmış. Evet. Öyle, öyle. Evet arkadaşlar, KD'yi aldım. Hızlı bir mağaza turu yaptık çünkü pek de zamanım yok. Buradan bir yere yetişmem gerekecek. Ama hiç değilse almış olduk KD'yi. Bakalım. Hızlı incelemeyi seviyoruz biliyorsunuz. Yapabildiğimiz kadarıyla. Ama benim gözüm Vine'da da kaldı. Ne diyorsun? Ben çok beğendim Vine'ı. Ya ben KD'yi beğenmedim. KD'yi eşim alacağım. Onun yerine bana diyor koşu ayakkabısı al, yürüyüş ayakkabısı al diyor. Ama bir dahakine kesinlikle yürüyüş ayakkabılarından alacağım arkadaşlar. Yürüyüş ayakkabıları falan harika modeller var. Tabii fiyatlar biraz daha tuzlu. 2000 liraya falan olanlar da var. Ama mutlaka böyle bir biraz birikim yapıp diyeyim, büyük bir vurgun yapmayı planlıyorum. Ama biliyorsunuz basket ayakkabıları bizim olayımız zaten. İlerleyen zamanlarda tekrar koşu ayakkabılarını da yaparız. Hadi şimdi eve geçelim. Eve geldim arkadaşlar. Poşetimiz burada. Kapıda da iki tane yine yetişmenci poşetimiz var. Ufak tefek bir şeyler almıştık. Açımını burada yapar mıyım emin değilim. Aslında ben bir de Under Armour'dan bir ayakkabı bekliyordum. O gelmiştir diye umut ettim ama maalesef gelmemiş. Hem eşimin hem de benim Trendyol'larda belli şeylerimiz var. Eve geldim arkadaşlar. Pertim çıkmış. KD'yi kutu açımını başka bir zamana bırakacağım. Bu videoya ekleyeceğim ama merak etmeyin. Çünkü acele etmem lazım. Spor salonuna gitmek istiyorum. Hemen üstümü başımı değiştireyim ve spora gideyim istiyorum. KD'leri aslında giysem fena olmazdı ama kutu açımı da tertemiz olsun. O yüzden şu an onları açmayacağım. Zaten her türlü onları açarım. Sporda giymeyi istediğim ayakkabılar ise hemen gösteriyorum size. Bunlar arkadaşlar. Nike Cosmic Unity.
Bayağıdır giyeyim diye canım çekiyordu. Daha sağlam taş gibi. Bayağıdır giymiyordum. Geçen görünce dedim evet bunları giymem lazım. Fazla vaktim yok dediğim gibi bel antrenmanını falan da orada yapacağım. Şimdi gidiyorum üstüm başımı giyineyim. Kamerayı spor salonuna götürmeyeceğim. Sadece kombinimi gösterir. Bu şekilde bugünü sonlandırırım. Daha müsait bir günde KD kutu açımı ve ilk izlenimler, ilk düşüncelerle videoyu sonlandırmış oluruz. Bu tarz bir video hoşunuza gittiyse de lütfen yorumlarda belirtin. Hani biraz kutu açımından, biraz vlogdan, alışverişinden ortaya karışık bir şey yapmaya çalıştım. Farklı, taze bir nefes. Biliyorsunuz sürekli ben farklılıklar yapmaya çalışıyorum kanalda. En azından yaptığım işi de geliştirmeye çalışıyorum, öyle söyleyeyim. Hadi şimdi giyinelim ve spor salonuna geçelim. Evet, bu şekilde oldum arkadaşlar. Üstüme siyah Rush koleksiyonundan Under Armour oldu ama giyecek Nike bulamadım doğru düzgün. Şöyle çok tatlı güzel bir kumaşı var. Bunu giydim. Altımda Jordan hoş bir, aslında günlük de giydiğim benim bir tane şortum var. Ve onun altında ise yoga tight'ı. Bundan bir tane kardeşime de almıştım. Kardeşim dedi ki hayatımda giydiğim en güzel tight. Kesinlikle çok rahat, çok hafif, çok güzel bir tight. Altıma da gri çorap giydim. Bunun altına da Nike Cosmic Unity dediğim gibi güzel olacak. Ne yapacağımı pek bilmiyorum. İnanılmaz yorgun, bitkin, tükenmiş hissediyorum ama gideyim. Ufak bir spor yapayım. Biraz bisiklete binmek istiyorum. Biraz hafif böyle terlemek istiyorum. Kulaklıklarımı alacağım. Güzel spor yapacağım diye umut ediyorum. KD13 açım sahnesinde, ilk izlenimler sahnesinde görüşürüz. Burada kim varmış? Burada küçük bir adam varmış. Yerim ben seni. Hadi çıkalım. Sonra şöyle oturalım. Şu an belki 3-5 gün sonrası o alışverişimizden. Ama ben size hemen etleyip hemen atacağım, merak etmeyin. Bir türlü uygun bir vakit bulamadık. Gün ışığı, işte etrafın toparlı olması derken biraz zaman geçti. Zaten mağazada gördüğünüz aslında KD14 siyah beyaz rengini aldım. Şöyle kutusuna biraz belki bakabiliriz. Kevin Durant yazıyor. KD logosu kalın bir biçimde yazılmış. Şurada Nike işareti. Evet, ağır bir kutu açıkçası arkadaşlar. Yani taşırken bana ağır geldi bayağı. Yani şöyle çıkartalım. Çok güzel ya bence. Sen bir pek beğenmedin ama bence bu oldukça güzel bir ayakkabı. Yani ben de ilk özellikle resimlerde gördüğüm zaman, KD'nin ayağında gördüğüm zaman hiç beğenmedim. Gerçi KD'nin ayağında görüp beğenen var mı onu da bilmiyorum ama kürek gibi ayakları var arkadaşlar. Biliyorsunuz playofflarda da o Milwaukee Bucks'ın sezonunu bitirmeye çok yaklaşmıştı. Ayağı biraz küçük olsa şöyle üçlüye çıktı aşkım son saniye basketi. Ayakları çizginin üzerine geldi, önleri böyle. O yüzden ikilik sayıldı. Hani biraz geride olmuş olsa ve ayağı küçük olsa. Yani, zaten röportajında da öyle dedi. Çok uzun. Kocaman bir ayağı kaç var. Numara kaç giyiyor falan bilmiyorum ama belki 17 falan, 16-17 giyiyor mudur, o kadar var mıdır bilmiyorum. 48-47-48 var. Çok uzun yani. İpince ve çok uzun ayakları var. O da genelde ayakkabılarına yansıyor. Uygun ayakkabı bulmakta ben zorlanıyorum ama bu güzel geldi bana. Biraz hafif tombişimsi bir görüntüsü olsa dahi evet, hoş. Yani 11 numara aldım, 45 numara aldım arkadaşlar. Şöyle altlarıyla hemen şimdi kutu açımımızın detaylarına geçebiliriz. Ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Çok iyi bir taban tuşunun olacağını düşünüyorum. Baktığım zaman, böyle dokunduğum zaman oldukça kaliteli, güzel geliyor. Yine aynı 12 ve 13'te olan bu büyük zoom tabakası, yani zoom struggle dediğimiz tüm tabandaki zoom ünitesi mevcut. Hemen zaten şurada yazmışlar. Full length, bak tam ortada yazıyor, görüyor musun? Pencereye bak. Full length air zoom struggle yazıyor. Bu çok güzel bir yastıklama şekli. Bir de muhtemelen şurada bak, görüyorsun air zoom yazıyor. Bir tane de ön ayakta var diye tahmin ediyorum. Aynı birebir 13'ün zoom yapılanması. Gerçekten artık yastıklama olarak düşündüğüm zaman ayakkabılar için harika bir dönem ya. Tarihteki belki en iyi dönem. Ayakkabı sahibi olmak için, basketbol ayakkabısı sahibi olmak için. Özellikle geri düşüşlerinizde çok zıplayan arkadaşlarım için bu tarz ayakkabılar harika. Zion mükemmeldi. Bu çok iyi. Westbrook'lar yine gayet iyi gidiyor. Düşüneyim, LeBron'lar Kyrie'ler yine harika. Kyrie'ler biraz düşük yastıklama profili oluyor ama bunlar, yani KD özellikle işi değiştirdi. KD'nin bu kadar yastıklama ihtiyacı olacağını hiç düşünmezdim. Çünkü eski ayakkabılarında hiç yastıklama yok neredeyse. Belki sakatlıklardan sonra olabilir veya yaşlandıkça daha ihtiyaç duyuyor olabilir. Çünkü dizleri, beli insanın çok ihtiyaç duyuyor. Şu gördüğün kalınlıkta da bu yastıklamalar mevcut. Evet, yukarı çıkalım. Yukarıda bu nerede görmüştük bunu? Bana çok şey geliyor ama ayakkabıyı hatırlayamıyorum ya. Hangi ayakkabıda vardı? Jordan'ın bir modelinde vardı eskilerde benzeyen. Böyle güzel elephant print deniyor buna. Jordan buna benzer bir yapı kullanıyor. Yani
Bana daha çok Tiger gibi geldi. Tiger. İsmi öyle geçiyor, Elephant Print diye. Yani Tiger Print istediğini de yani değişik değişik böyle izler. Kamuflaj desenlerine de benziyor. Güzel bir yapı arkadaşlar. Burası biraz nubuk bari. Altta dikişli bir yapı var. Onun altında da muhtemelen birkaç tane materyal var. Materyallerin kalitesini ben beğendim. Tüm ayakkabıda bu varken arkaya geçtiğinizde biraz daha topuk kısmında farklı örgülü bir kumaş ve bir yapı ortaya çıkıyor. Topuk koruması biraz zayıf geldi bana. Topuk koruması mı? Yani normal diyebiliriz. Normalde daha plastikten, dediğin gibi kauçuktan farklı şeyler yapıyorlar. Burası şey değil o kadar. Ama bu ayakkabıdaki kilitlenme bence efsane olacak. Bu kilitlenme biraz da sıkıntılıydı. Mağazada da gördüğünüz gibi ben 45 numara aldım. Yani bu 45 numara dar geldi arkadaşlar ayağıma. Bunun sebebi ise bu zımbırtı. Yani bu askı zımbırtısı. Zaten ayakkabı dar bir ayakkabı. Bir de üstüne bunu koyuyorsun. İyice seni buradan kilitliyor. 45,5 aldım. Bakın onu giysem bile giyerdim. O zaman da ama önden çok büyük gelmeye başladı. Bu ayakkabı çok ince ayaklı arkadaşlarım için uygun olacak. Onun dışındakiler için biraz zorluk oluşturabilir. KD12'de ve KD13'de benim çok rahat ettiğim 45 numara burada biraz dar geldi. Ona göre siz de kendi ayakkabı tercihlerinizi yapmayı unutmayın. Ama askı yapısı gayet sağlam, büyük, kalın bir silikondan. Şurada neler var görüyor musun? 5-5-4, 14. ayakkabısı. Hani çizik 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 atmış. Hmm. Hapishane sanki duvarında öldürdüğü adamların şeyini yapar gibi. Aynen. 14th edition, 14. edition yazıyor. Kalın burada Nike işareti, böyle bıçak gibi bir şey yapmışlar buraya. Hmm. İçinde KD'nin imzası var. Güzel, yani gayet güzel, kalın bir askı ve çok sizi rahatsız edecek gibi de durmuyor. Hani bağcıklarınızı bağlarken de daha rahat bağlayabilirsiniz şu şekilde. Sence şöyle olsa nasıl olurdu? Ya ben böyle olsa daha beğenirdim sanki. Bir askısını beğenemedim. Ama bu sefer de böyle aşırı sade bir ayakkabı olurdu. Biraz daha dizaynsal bir şeyler koymaları lazım. Yani askı kurtarıyor onlardan büyük. Arkadaşlar hatırlarsanız Vinyl 0.3'teki askı yapısı bence piyasadaki en iyisi. Bence öyle olmalı. Neden? İnce değil mi? Hem ince hem de bulunduğu pozisyon nerede biliyor musun? Burada. Bizim kilitlenmeye zaten genelde burada ihtiyacımız oluyor. Burada PG'nin de öyleydi, PG1 falan. PG1'in de aynı şekilde, çok doğru, iyi hatırladın. Sen PG1'i seviyorsun. Seviyorum. Bu Kyrie hatırlarsan 7'de mi? 6'da da böyleydi. Evet. Askılı ayakkabıları şu çok yukarı yapıyorlar. Ama bu kadar yukarıda bizim askıya ihtiyacımız olmuyor. Niye? Zaten benim bağcığım var. Ben bağcıklarla kilitliyorum. Asıl benim ihtiyacım olan yer burası oluyor. Çünkü öne kaymayı engelleyen ve ön ayakta kilitlenme bence olması gerekiyor. Nasıl bunu düşünemiyorsunuz Nike? Beni işe alın. Sesimi duyun. Sponsorluk verin. Yani hiç mi denemiyorlar ayaklarını acaba? Hiç mi bunun böyle deneyici atletleri yok? Vardır. Neden bunu yapıyorlar bilmiyorum. Yani veya bence tamamen dizaynsal yani. Veya ayak yapısı da farklı dediğin gibi dizayn. Ama bu dizaynların performans etkisi var. Ben bu yüzden ayakkabı dairesinde daha çok basketbol ayakkabıları inceliyorum. Her dizayn detayı bir performans skalasına etki ediyor. O yüzden bunlar çok önemli. Evet. Şimdi ayağımıza giyelim. Mağazada denedik. Burada biraz daha rahat deneyeceğiz. Mağazada bir de üstümde iş kıyafetlerim falan vardı. Çok aman aman deneyemedik. Şöyle biraz daha dinlemine bakayım. Çok da bakmadım arkadaşlar. Ha, direkt hani almaya geldim ve alıp çıktım. Şöyle içine doğru biraz bakabiliriz. Bir şeyler yazıyor mu içinde? KD. KD yazıyor. Bu bağımlı dil yapısı biraz daha içten bağımlı arkadaşlar görüyorsunuz. Bu daha güzel bir şey. Hani bir nevi çorabımsı bir yapı oluşturuyor ayakkabı giydiğiniz zaman. Evet. Keyifli, güzel. Kalın bir taban var ya böyle baktığım zaman. Ayakkabıda da çok oturacak yer de yok. Yani yükseltecek sizin boyunuzu. Bu uzatacak biraz. Şurada bakarsan Air Zoom yazıyor. Bu Strobel'ı. Yani Strobel dediğimiz şey tüm ayağınızda olan bastığınız yüzey. Onu herhalde simgelemiş şöyle sarı detayla. Keyifli olmuş, güzel olmuş. Ne diyorsun, bu renge ne diyorsun? Yani güzel. Kırmızıyı eminim birçok takipçi kırmızı alsın diyecek de. Kırmızı da arkadaşlar yani saha dışında hiçbir yerde giyemezsiniz. Bilmiyorum biraz... Çılgın kombinleri ben de seviyorum yani. Hatırlarsanız eskiye nazaran eskiden hep siyah beyaz alırdık. Genelde şu anda renkli ayakkabıları çok alıyorum. Ama yani benim için fazla renkliydi. Bir de bu kadar güzel siyah beyaz dururken onu alasım gelmedi, öyle söyleyeyim. Evet, hadi bakalım şimdi bunları ayağımıza deneyelim tekrardan. Biraz dar olmuştu mağazada. Bakalım şimdi nasıl olacak. Şöyle yapacaksınız arkadaşlar giyerken. Şöyle köşeye aldığınız zaman rahat rahat bağcıklarınızı bağlayabilirsiniz. Oo, çok iyi ya. Şu an bak parmağım burada. Demek ki bu benim için çok ideal. Ama o zaman numara. Solu giydin. O öyle yüzden miydi? Öyle oldu. Sol ayağım benim biraz daha büyük arkadaşlar. Genelde her insanda oluyormuş biliyor musun? Bir araştırma okumuştum. Benim çok insanda bunu hissedemeyebilirsin ama sadece seçtiğin ayakkabıyla alakalı olarak. Ben hiç hissetmiyorum mesela. Ben mesela dar ayakkabılar giydiğimde hissediyorum. Evet, bu benim için çok ideal bir numara arkadaşlar.
Bence tatlı ya, böyle biraz kıvrımlı bir ayakkabı beğendim. Ya. Evet, şu an beğendim. İş ayakkabılarının altına beğenmemiştim. İş kıyafetlerinin altına. Evet, iş kıyafetlerinin altına gitmeyebilir. Ben ona bile beğendim düşün. Dedim ki bu güzel olacak. Mesela bak askı şurada olsaymış çok daha efsane olurmuş bence ya. Çünkü burada şu an harika bir kitlenme yakaladım zaten. Uf. Arkadaşlar şimdiden bayıldım ya. Mükemmel bir kitlenme var. Hafif böyle bilekli de, bileklerimi de koruyor. O bilekli ayakkabı isteyen, bileklerinde bir koruma sıcaklık isteyenler de bence bakabilirler. Şeylerini de kapat. Şu an için şöyle bir denemek istedim ilk başta. Çok iyi. Keyifli dostum. Yine yapmış arkadaşlar ya. Şu an aşırı keyiflendim. Hiç keseyim ben onları. Bazıları kesiyor biliyor musun buradan? Şuradan alıyor mesela, şöyle kesiyor şuradan. Gerek yok tabii ki böyle bir şeye. Fazla geniş takabilirsiniz biraz. Mesela şöyle illa böyle çekip illa böyle sıkmaya gerek yok. Ne diyorsun? Güzel. Bence harikaymış ya. Aa, mağazada hiç anlayamamıştım arkadaşlar. Tabii şimdi daha uygun çorap, daha uygun kıyafetler. Topuğundaki bile zıpzıklık inanılmaz. Ön ayakta harika. Kesinlikle harika. Uf, mükemmel. Ve ne oldu biliyor musun? Nike.com'da da indirime girdi arkadaşlar. 950 liraya düştü bu. Ben 1350 liraya aldım biraz. Maalesef biraz pahalıya almış oldum. Ama Nike'da şöyle 80 lira kargo veriyorsun. İşte bekliyorsun, ediyorsun. Ayakkabı dairesi olarak şu sıralar biraz zarara giriyoruz sizlere. Evet ya, hep sen aldıktan sonra indirime girdiler. Çünkü hızlı almaya çalışıyorum. Aslında beklesen birçok ayakkabı indirime girecek. Bu kadar hızlı çıkar çıkmaz indirime girmesini ben anlayamıyorum. Demek ki tutmuyor mu? Ne oluyor? Çok pahalı olduğu için almıyorlar bence. KD13'ler de aynısı olmuştu. Hemen outletlere düşmüştü. 500-600 lira girmişti. Bence bunu kaçırmayın. İndirimde bulursanız. Uf, bayıldım. Şu an mükemmel ya. Tamam. Artık KD benim adamım ya. Tuttum KD. Elenmeseydi güzel olacaktı ama. Neyse, dahaki seneler sağlıklı bir kadroyla dağıtırlar. Yastıklaması mükemmel arkadaşlar. Yastıklaması harika. Bence her türlü süper, aynı 12'de 13'te olduğu gibi süper bir performans ayakkabısı bekleyebiliriz. Böylelikle de çıkışımı yapmış olayım. Bu videoyu umarım beğenmişsinizdir. Birkaç günlük süreçte çekildi. Like'larınızı, yorumlarınızı bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacım var daha güzel videolar çekebilmek için. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dairesi bugün de. When I pull up in that brand new thing with the iced out chain and the new chinchilla, and you aim for the heart when you walk down the floor, you a rude gal, Batman killer. But you ain't never did with the boys in the band, with the bands in the box like Dilla. Love it when you heal up, will up, bring it back, come rewind. Touch to have your X-Man back on your line. But I'm a real player, never act like you're mine.